yani hayretle izliyorum. Benim sadece katkım değil de şöyle bir şüphem var. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank ve F-16 modernizasyonlarında İsrail'le işbirliği yaparken kim bilir nelerimizi paylaşıyoruz diye sadece bir soru soruyorum. O kadar. Evet. Doğru. Evet, Sayın Pekin'e soralım karşımızda. Sayın İsmail Hakkı Pekin. Bunun tabii en güzel örneğini şöyle söyleyebilirim. Malum biz onlardan Heron istedik. 10 tane Heron alıyorduk. Heronlarda bir takım değişiklikler yapıldığı için yetişme, yani Heronların bitme konusu zamanları geldi. Bir türlü yetiştiremediler. Mecburen kendi işlerinden bir tane Heron verdiler. O Heron'u şeyde uçurduk. Yurt dışında şeyde Güneydoğu'da ve şeyde Suriye'de, Irak'ta uçuruyorduk. Bunu kullanan da maalesef şirketin adamıydı. Yani bir İsrail'i kullanıyordu. Bu oradan alınan bilgiler önce İsrail, arkasından da İngiltere'deki şey var. Çok büyük bir ne diyelim, NSA'ya benzeyen bir teşkilat var, elektronik teşkilat. Oraya gidiyordu. Oradan da işte NSA'ya gidiyordu. Bunları yapıyorlar. Yani bu tabii hiçbir şey. Bunun dışında sizin aldığınız tankı, aldığınız malzemeyi, zayıf tarafı nedir, güçlü tarafı nedir, size verirken nasıl veriyor, Almanya ne verdi falan, bunların hepsini tek tek sizden isterler. Yani daha doğrusu bir şey sistemi var. Yani bu işin şey bölümü, ne diyelim, istihbarat bölümü ayrı bir konu. İstihbarat bölümünde bunlar da dahil olmak üzere, teknik istihbarata dahil olmak üzere aldığınız her türlü silahın bazı özellikleri onlarda vardır, zafiyetleri vardır. Dolayısıyla yazılımlar dahil her şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Özellikle bu dönemde. Çok önemli. Şu anda cep telefonlarını satın alıyoruz. Diyelim ki belki cep telefonları da patlamaz ama sonuçta birileri belli bir makama alınan cep telefonlarının içine bunları koyar, onlar da gider, bir şekilde patlatılır. Yani onun için ben çok daha dikkatli olunması kanısındayım. Yani cep telefonu dahil, diğerleri dahil, yani evimizdeki buzdolabı bile artık çiplerle çalışıyor. Çipler var vesaire falan. Bu çipleri teknolojisi kontrol eden biziz. Kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri. Yani o da şeye kontrol ettiriyor. Hollanda'ya kontrol ediyor. Hollanda bu işi yapan önemli ülke. Ama öyle bir kıskaç altına almış ki kritik malzemeleri Hollanda'ya vermiyor. Hollanda mecburen Amerika ne dediyse onu yapıyor. O bakımdan yani dediğiniz doğru hocam. Yani maalesef böyle bir sıkıntımız var. Evet. Onun için umarım bundan sonra da hem bizim programlarımız, Genelkurmay'ın, istihbaratın, dışişlerinin programları ya da şeyleri, yazılımları, yaptığımız silahların, yaptığımız hava şeylerin de yazılımları Türkiye tarafından yerli ve milli olarak yapılır. O zaman gözümüz arkada kalmaz. Evet. Ama yaptığınız şeyleri bir de korumanız gerekiyor. Yaptığınız birileri gelip, mesela Almanlar bana gelip dediler ki şey alıyorsunuz, Rusya'dan tank alıyorsunuz, şey alıyorsunuz, tank savar silah alıyorsunuz 8 kilometre menzilli, bize bir tane verin, şey gitmiştim, BND'ye gitmiştim, bir tane bize verin, biz bunu açalım, inceleyelim. Çünkü Almanlar tank zırhı konusunda uzmanlar, motor konusunda uzmanlar. Alman istihbaratı mı sizden istedi bunu incelemek için? Evet, Alman BND'si, açalım tekrar size teslim edelim diye. İçinde ne var? Yani onu öğrenecekler. Çünkü ona uygun bir şey geliştirecek, sistem geliştirecek adam. Verdiniz mi Sayın Pekin? Hayır, verebilir miyiz yani, böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey? Ama bunlar var. Bunlar, bu ve buna benzer çok sayıda. Yani adam bana diyor ki bunlar yani... Şeyden İran'dan şeye geliyorlar, Somali'ye geliyorlar, Sudan'a geliyorlar, oradan da şeye geliyorlar, Suriye'ye geliyorlar. Bu uçakların şey taşıdıkları belli, yani Suriye'ye malzeme taşıdıkları belli. Onların saatlerini istiyor, ne zaman geldi, nasıl geldi, bu konuda bize yardımcı olun diyor, orada birliklerimiz var falan diye. Yani onun için bu konu çok hassas bir konu, operasyon konusu. Çünkü ağzımızdan çıkacak bir kelime bile, birkaç kelime bile bu adamların
belli yerlerde belli işler yapmalarını etkiler. Yani kimi neler yaptılar şimdiye kadar, ama Türkiye'nin yeni baştan istihbarat teşkilatının düzenlemesi, bakması lazım. Yani günün evet. ihtiyaçlarına göre istihbarat teşkilatımız hazır olmalı her şeye. Sayın Pekin, çok teşekkür ederim ama yine bir cümleyle yanıt rica edeceğim. Sonra biz size veda edeceğiz, siyasete gireceğiz zamanımız evet. azaldığı için. Ümit Özdağ birinci bölümde Zafer Partisi lideri dedi ki, bir uzun bir analizden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu ateş çemberinin içinde bir savaşa maalesef yeterince hazır değil dedi. Böyle zorlanarak ifade etti. Sizin görüşünüzle son olarak onu alayım. Yani şöyle söyleyeyim, ben Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda askerleriyle, zaten askerlerimizin çoğu şeydir. Dışarıda savaşan askerlerimizin hepsi biliyorsunuz uzman askerler. Evet. Uzun süre orada kalanlar. Dolayısıyla ben hazır olduğunu değerlendiriyorum. Hazırdır. Yani benim söylediğim bir şey var ve her zaman da söylüyorum. Diyorlar ki ya Türkiye'de derin devlet var. Türkiye'de derin devlet falan yok. Türkiye'de derin millet var. Onun için Türkiye çıkabilecek herhangi bir savaş hazırdır ve hiç ummadıkları bir karşılık alırlar bunu yapanlar. Onun için çok dikkatli davranmaları lazım Türkiye'ye karşı. Türkiye çok büyük bir ülke. Öyle dışarıdan görüldüğü zaman her ülkenin işte görüyoruz. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Ukrayna'nın arkada dünya kadar bir Avrupa var. Birbirlerini yenemediler. Yani. Evet. İşte 4-5 tane Tugay'ı, daha doğrusu Tugay dedik, daha küçük birlikler El Kassam Tugaylarını İsrail halledemedi. Arkasında Amerika ve Batı olduğu halde. Öyle kolay değil. Ölüme gitmek, adam öldürmek, sizin liderleriniz sağlam olursa o zaman halk liderlerinin arkasında kenetlenir gider. Çift yapamazlar. Bunu denemiştir ki Atatürk zamanında denemiş. Bir İstiklal Savaşı vermiş ve İstiklal Savaşı sonucunda da bu yurda sahip olmuşuz. Onun için ben çok yanlış değerlendiriyorlar bazı konuları. Bazı şeyler moderniteyle ilgili, işte çok büyük uçaklar, çok güzel uçaklarla ilgili değil. Savunma sisteminizi değiştirsiniz efendim. Savunma sisteminizi gerilla savunması yaparsınız. Bilmem ne yaparsınız. Adamları bu topraklarda, 787 kilometrelik bir toprakta inim inim inletirsiniz. Yani yeter ki lideriniz olsun başında. Öyle kolay değil o işler. Yani evet. Öyle şunu yeter yaparız, ki bunu yaparız. İç cephe sağlam olsun Sayın Akpekin. İç cephe evet. sağlam olsun. Bu yürek işler. Millet bir gerçekten. Arada olsun. Milleti kutuplaştıran evet. siyasetçiler, sürekli fayatları döşeyen evet. siyasetçiler iktidarda olmasın. Evet. Milleti evet, birleştiren, doğru. bütünleştiren siyasetçiler olsun. O zaman evet. Dediğiniz çok doğru. Türkiye öyle tabii yani kolay lokma değil. Tabii adalet olacak. Yani adalet olması gerekiyor evet. inşallah. Umarım şey olur. İnşallah Türkiye, umarım Türkiye etrafında bir barış kuşağı yaratır. Yani şeyle, Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la, Sudan'dan sonra işte diğer ülkelerle yaratır. Ve çünkü sonuçta bu iş bittiği zaman şöyle bir şey olacak Sayın Molla Beyisoğlu. Yani Lübnan'ın güneyini aldılar. Şeyi kovdu hocamın söylediği gibi şeyden Gazze'den Filistinleri, öbür taraftan da şeyden kovdu Batı Şeria'dan kovdu. Geriye kalan şey şu: Mısır, düzeltiyorum, Türkiye, Suriye ve Irak'ta bir tampon bölge yaratmak. Öncelikle Türkiye dışında, yani Irak ve Suriye topraklarında bir tampon bölge yaratıp Türkiye ile şeye karşı ne diyelim, İran'a karşı bir şey yapmak, bir engel meydana getirmek, tampon bölge meydana getirmek. Ondan sonra da işte hesapları neyse yukarıdan başlayıp Kerkük, Musul bölgedeki petrolü, doğalgazı Akdeniz'e akıtmak gibi bir hesapları evet, var. Açık. Bunu zaman içerisinde çok daha rahat görüyoruz. Ama bunu yaparlarsa, düşünüyorsunuz, görüyorsunuz Arap ülkelerinde şu anda hala o Körfez ülkeleri hala şeydeler. Bu İbrahim anlaşmalarıyla beraber onların arkasında duruyorlar. Milyarlarca doları, yani adam Arabistan'a ev yaptıracakmış ya da Suudi Arabistan'a şehir kuruyor. Bu şehir New York'un 30 katı büyüklükte olacakmış. Yani bunlarla uğraşıyorlar. Yarın bir gün bu para bitecek. Yani tam bir sömürü düzeni maalesef orada da.
Sayın Pekin. Tekrar çok teşekkür ederim böyle bir imkan verdiğiniz için. Sağ olun. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum. Bir gün İstanbul stüdyomuzda daha derinlemesine konuşuruz. İnşallah. Ama bu sizinle ilgili bölüm için bizi çok net aydınlattınız. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için.